İskelet olabilir, evet. O yuvarlak şey için. Abi bu oyuna gemi satma gelmeli ya. Bence de katılıyorum ona. 5 yıl sonra sana gemini vereceğiz deyip sonra savaşsam hani vermeyeceğim falan, komik olur. Önce İstanbul'a. Evet, aslında önce İstanbul'a yapabiliriz ya. Ben Osmanlı makrosuyla niye giriş yaptım ki? Onu doğru dedim. İstanbul ve Ankara'ya bastık ama İzmir daha mantıklı. Altyapı basmaya gerek yok ya. Başlangıç için. Fokuslardan altyapı geliyor çünkü ya. Yani işte. Peki Amerikan Özgürlük Savaşı'nda Fransa neden yardım ediyor? Niye etmesin? İngiliz'e kazık atmak için oğlum. Hırslanıyor. Amerikan'ın... Aynen. Bak o adil bir... ha sen iç savaş için mi dedin? Bağımsız pardon. Evet. Şöyle. İngiltere o savaşta rajı kazanıyor. Rajın üzerinde o dönem baskın güç değişken. İngiltere'nin o 7 yıl savaşları şeydir. Değişken bir yapıda. Yani kolonyal bir imparatorluk savaşı Fransız devre dışı bırakıyor. Yani Fransız'ın şeyi bitiyor orada. Derler ona. Kolonyal hırsı sadece Afrika'da sınırlı kalmaya başlıyor. Raj karşılığında orayı kaybediyor işte İngiltere'de. İngiltere için World bir takas. Yani yardım etmesinin sebebi de o. 7 yıl savaşlarını kaybediyor İngiltere, Fransa. İngiltere'de kazanıyor ama aslında hafif bir de Pirus Savaşı, Pirus Zaferi. Ağır vergi yükü yüklüyor kolonilere. Sadece Amerika'ya değil, bütün kolonilere kök vergiye geçiriyor. Sadece bu Amerikalılar aralarında bunların en güçlü, en böyle hani karışık millet olduğu için, sadece İngilizlerin bir kolonisi olmaktan uzak olduğu için şey yapıyor. Çay devirmeye başlıyor. Çaya bile vergi mi olur lan diyor. Çay niye içeme? Çayları dökmesiyle başlıyor aslında. Aha uşak. Ne bu fighterları satalım. Sat baba, sat sat sat. İngiltere Fransa tabii canım azılı düşmanlar. Şeye kadar öyle bu iş. Napolyon'dan sonra artık araları biraz yumuşuyor ama o zaman da denge politikasına giriyorlar. Çünkü Almanya yükseliyor. Almanya ne zaman ki böyle Primer'a geldi. Alman İmparatorluğu kuruldu. İngiliz diyor ki ulan bu masada biz 3 kişiydik. Hani İngiltere, Fransa, Rusya'ydık. Hadi bir daha Avusturya'yı dördüncü küçük ortak olarak kullanıyorduk. Bir bakıyorlar Almanya yükseliyor. Ve Almanya kolonyal hırsla yükseliyor. Bu bayağı bir şey değiştirir. Kolonyal hırsla yükselmiyor. Donanmayla, çünkü İngiltere'ye rakip bir donanma getiriyor. İngiltere ne oluyor lan diyor, bu kara devleti yani 3-5 şehir devleti ne ara birleşti de başıma dert oldu diyor. Fransa ile müttefik yoluna gidiyor zaten bir yerden sonra. Komünist Araplar var. Sevmem. Onu unutma almayı bak. Sonra gidiyor çünkü. Yok gitmiyor. O faşo yollarına gitmiyor. Are you sure about that? Hayır, onun olayı şu. Eğer ki senin slotun kalmazsa gidiyor. Eğer faşist yoldaysan. O şeyde şeyde gidiyor. Zaten İş Bankası yolunda yok. İsmet İnönü'ye eğer onsuz gidersen gidiyor diye biliyorum ben. Benim bildiğim Atatürk'ten gittiğin anda gidiyor ama ben bilirsin. Tamam, tıklarız. Zaten o sen yüksek şansı olacak. Ben tıklamadım. Yok. Hayır. General aldım diyorum ya. Yunan bak faşist gidiyor. Yunan faşist gidiyor. Biraz sıkıntı. Şu Portekiz'e bir de yazalım. Üçüncü sene devam ediyor. Geldi mi yine sezon? Ben yazıyorum. Paşam. Ülke işlerine bakın. Birleşik mi aylık gidiyoruz? Merhabalar efendim. Evet, hoş geldiniz. Merhabalar. Ayrık. Efendim, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. Buyurun, bizimle ne görüşmek istiyorsunuz? Efendim, ağır sanayinizi ne tarafa doğru yönlendirmeyi planlıyorsunuz? Bunu öğrenmek karışık. Istedim. Nasıl bir soru efendim? Yani her özel türlü... Bilgi. Ya hayır, özel bilgi de yani bu şekilde tabii şeyimizi verebiliriz. Her türlü sanayiden gelişmeye devam edeceğiz. Efendim, eğer tank sanayisine yatırmak isterseniz size ileride ticaret anlaşması yapabiliriz. İlerisi için o zaman konuşulur vakti ve zamanı gelirse. Evet efendim. Ben karşılıklı anlaşmalarla ekonomimizin daha çok iyi geliştirebileceğini düşünüyorum.
Ondan kaynaklı size görüşmek istedim. Bundan eminim efendim. Eğer ki Chromium ihtiyacın olursa bizlerden de çekerseniz bunu. Evet, hani o bizim çok işimize yarar. Mutlu oluruz. Tam demir efendim. Falan da satıyoruz efendim. Onu da bizlerden alabilirsiniz. Hemen bizim sizden alayım hatta. Delik ihtiyacınız olduğunu biliyoruz çünkü. Hemen sizden alayım efendim. Siz de tanrısın açınız olursa hangi kapı olacak? Olacak. Ya iki alırsanız biz de size bir döneriz yani. İki alın isterseniz artacakları açıp biz de sizden alalım. Tamam alalım ikiyi. Buyurun efendim. Bizde sizden hatta gelsin. size çelik var mıydı ya? Bizde tungsten var. Tungsten var onlarda paşam. Evet tamam, bir tane tungstenizi aldık. Eğer arttırırsanız söylersiniz. Biz de zaten ileride sizlere benzer bir şekilde geliriz. Tamamdır efendim. Ozan iyi günler. Anne eseriz de başına vura vura. İtalyanları da erkenden çağırmasaydık ya. Hayır ya. Yunan konusunda. İtalyan desteğini alamazsa giremez. Evet buyurun. Efendim nasılsınız? İyiyiz, sizi gördük, daha iyi olduk. Siz nasılsınız Sayın Atatürk? Efendim iyiyiz. Yunanlıların bazı sapkın düşüncülere mail ettiğini gördük. Olur da ileride sizlerden fetva alıp saçma sapan düşünceleriyle, sapkın düşünceleriyle üzerimize hareket yapmaya çalışırlarsa sizin tavrınız ne olur? Kendileri eski Roma'nın ki topraklarına sahip, o topraklar da yeniden bizim olacak. Efendim bu eski Roma'nın toprakları nereye kadar gidiyor? Şimdi o eski Roma toprakları derken o biraz geniş bir sınır kapsıyor sanki. O az demekler gördük. Rodos'a 41 asker yiyormuşsunuz. Bu önceki yaşanmış bir mevzu. Yanlış duymuşsunuz onu. Yığıldı efendim de. Yani. Yığıldı da. Yığıldı. Zamanında yıldı ama şu an yıllık değil mesela. Eski yani Roma derken ben topraklarından bahsetmek istemişim. Yoksa Yunanlılarla dost olmadığınız çıkarımını buradan ayıklayıp şey yapabilirim o halde. Kendilerini demokrat görüyorum şu an. Eleftherios Venizelos başta. Yok o demokrat değil, o çakma demokrat. Ya o Magalaydan'ın peşinde sürüklenecek, o belli. Yani o sapkın düşüncelere gidecek. Ben sadece İtalyanlarla dostluğumuzu kurma peşindeyim. Efendim politik gücüm. Faşist bir... Hayır kalacak. Kalacak. Tamamdır paşam. Eğer faşist ya da otoriter ya da velakin totaliter bir rejim sürerseniz ülkenizde tabii dost olabiliriz. Evet, bizim de aklımızdaki bu. 300 PP biriktirelim. Evet. Bizim de aklımızdaki bu. Yani İtalyanlarla düşman olmak her iki tarafı da yıpratır, değil mi? Öyle. Peki bizim sayın İtalyanlar. Efendim, dostluğumuzun pekişmesi, ileriki müttefikliğimizin gelişmesi, hatta gerekirse bazı bölgelere birlikte operasyonlar için sizlerden naçizane Rodos'u bize geri bağlamanızı, ana vatanımıza böyle İtalyanlar bize geri verdi diyerekten Türklere İtalyan dostluğunu aşılamamızı izin verir misiniz? Bizim için değeri fazla. Yunanlara olacak olan karmamızda orası bir yüz olacak bizim için. Çünkü gemilerimiz Gidiyor. Efendim. Gidiyor efendim. Libya'nın Derna Limanı, Tobruk Limanı oldukça gidiyor yani. Efendim. Yani biz sizin için önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden zaten Türklere şunu diyebilmeli. O zaman şöyle. İtalyanlar anlaşalım. Böyle insanlar olur da... topraktan bize verdiler. Çok büyük bir Türklerle bir dinleyin. İtalyan aşkına. Ben şöyle bir anlaşma sizeyim size. Dinlersiniz evet, zaten. Dinliyoruz. Buyurun. Eğer şu an almak istiyorsanız size bir sivile bırakayım. Eğer şu an bir sivil atacak durumunuz yoksa ben Yunanlılardan sonra size bedavaya bırakabilirim.
Pekala, ilerleyen şartlarda, ilerleyen dönemlerde bunları konuşuyoruz. Belki daha fazla toprak konusunda da sizinle anlaşırız. Belki müttefiklik konusunda da. Alamıyormuşuz ya. Ben şu ağaçlarını da alayım da. Paşam hastalandı. Emeklilik vakti yakın. Emekli ayırırız. Militerilerimiz geliyor. Ben diyorum top basalım. Tüfekli olmayacak kuş. Ha, bu Yunan istilaya hazırlanıyor gibi durmuyor. Yani bir anda eğer militeri dönerse şu andan itibaren andaki istila olacak ama şu an 8 militerisiyle ciddi bir tehdit değil. Biz şimdi militeri dönüyor geçeceğiz zaten. Rusya'yla ticaretimiz baltalandı bu arada. Hayda. Neden öyle oldu? Pelatsız gittik diye. Olabilir. İmpro atalım da. Ha, geri geldi. Tamam. Hala alamıyoruz ya. İmpro attım. Adam bizden nefret ediyor ya. Stratejik eleme olduk ya. Acaba neden? Stratejik hostile olduk, evet. Yararsız durumdayız. Acaba neden nefret ediyor bizden acaba? İspanya savaşına gidip goldları mı çalsak ne? Hadi gidelim. Bence mantıklı. Yok o Allah yolda ya şey yapamayız. Gold çalamazsın da. Neden çalamayalım ya? Faşistiz çünkü. Gerçi şu an atsak çalırız galiba. Bilmiyorum. Relayız abi. Doğru, şu an birazdan bakarız ona. Şey, Intervent Special Spanish Civil War dersen çalarız. Şuna gidelim de şu fokus önemli. Sanayiciler unutmuyorum ya. Unutmuyorum. Sanayicileri aldık zaten. Militerler gelecek şimdi. 7 güne geliyor. Republicism aslında unutmamamız gereken Republicism. Şu an Atatürk var diye bir yanılgıya düşmemek lazım. Çünkü Atatürk... gidince 30 stability ayrıca 15 stability Atatürk vefat ettiği için ayrıca yiyorsun. O zaman seek treatment for Atatürk. Salvador'un burada ne işi var ya? Ya bir şey diyeceğim. El Salvador burayı almış ya, ben de şimdi gidip oradan toprak almadım mı? Olur bence. Intervene gidiyorum. Bir de San Salvador ya, Honduras da değil ya. Belize'yi almışlar, Belize'yi almasalardı Belize'yi alırdı. Aynen, komik olurdu. Çok komik olurdu. Bütün adaları almışlar ki. Dur, ben bir Northern Bahamas almaya çalışıp geliyorum. Bizim Army Advisor almamız lazım, bana bak. Stop alma sakın. Tamam, ben bir gidip geliyorum. Şey yapma yani, basma o decision'a. Nasyonalizm alalım. Tersel kolide. Ya kaç yere ne kaçacaksın hoca? Ama savaş alsak ne yapabilir ki? Yapamaz. Civil War'a da gittik. Sanki atamıyorduk. Orsuz limiti Allah. Gebilirsek ya Gort Zor'u Sovyetlerden çalabilirim.
hesaplardan alabildiğimiz kadarını alacağız. Şu anda petrol ofisine gideriz ama başlangıç için şu mantık bu. Aynen, Yunan'a bakacağız. Yunan'dan daha çok militerimiz oldu bizim şu an ya. Askeri yeri düşebilirsek komik olacak. Aaa, birkaç division. Ay, Gold Reserve gitmiş. Yanında mı kalmadı? Kalabilirdik ama fırsatımız vardı. Burada bir görüşelim bakalım. Irap. Irap. Şey vardı ya hani. Diktatör filmde adam şey dedi. Irap. Efendim, merhabalar. Hoş geldin. Sayın Irap. Evet, buyurun. Hoş bulduk. Efendim, bizim hakkımızda hoş şeyler düşünmüyormuşsunuz. Onu duydum. Yukarı doğru çıkmanı istemiyorum. Aşağıdaki toprakları alabilirsin. Hatta Kuveyt'i de alabilirsin. Ama yukarı doğru evet, ilerlediğinde her şekilde ya savaşacağız. Zaten biz Kuveyt'i İngilizlerden aldık. Özgürleşin. Evet. Siz Arap halkısınız. Özgür olun dedik. Ondan sonra kaçtı elimizden. Bir garip bir şeyler oldu. Biz geri alacağız. Onun dışında efendim, yukarı diyorsunuz da hani Al-Hajra bile mi? Olmaz. Hayır. Olmaz. Hiç mi yani? Hiç sıfır mı? Yani savaşırız. Olmaz. İyi peki. Yani ben savaşmak istemiyorum sizinle, açıkça söyleyeyim. Siz ne savaşmak istemiyorsunuz? Yani birbirimizi yorarız, gerek yok. Hatta Orta evet. Doğu'da belki müttefik bile olabiliriz. Yani hangi safta duracağınıza komünist bağlı. Komünist olmasaydınız belki. Zaten... Ya valla bizim safımız belli. Bizim safımıza gelirseniz mutlu oluruz. Sen rahat ol. Bizim safımız sizin saf değil ama karşı safta değil. Ne güzel, ne güzel. O zaman sıkıntı yok. Yani anlaştığımıza ve anlaşacağımıza sevindim. Efendim? Faşistleri sever misin? Faşistleri sevmeyiz ya. Faşistleri kim sever? İşte ben de sevmem. Ne güzel işte, ortak noktamız da var işte, mükemmel. Ama ama sana bir sürprizim daha var. Hayır. Yok, olmasın olmasın. Hayır ya. Anlıyorum. O zaman hazırlı sıkıntı olsun. Efendim. Yani. First ambition. Bakayım. Merhabalar. Allah. Senlik değil bir ama. Anda değişti. Yani. Sovralarda deli sonuçta yani. Yani. Sovyet evet. Turan'ı verirse bu arada Sovyet'le çok güzel anlaşabiliriz, biliyor musun? Ona bir ilet. Sovyet Turan'ı verirse mi? Yok, iletmesin. Manyak mısın? Sakinim. Sakinim. Bu kadar da değil. Sovyetlerle kötü ilişkilerimiz yok. Belki dedim. Sovyetlerle kötü ilişkilerimiz tamam. Yok. Sizinle de kötü ilişkilerimiz yok. Tamamdır efendim, ne güzel. O zaman ben iyi günler diliyorum size. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bana acil 2 division daha düş. Gold Reserve'ı çaldırdık. Yavaş. Çaldırdık. Volunteer yollayabilirim. 8 tane yollayabiliyorum, yok. Olur olur. Yeriz. Yolla Kalista yolla. Şey Spanish'e yolla. İşte o yüzden zaten Arap'la istediğimiz kadar düşman olabiliriz ya. 8 tane volunteer göndermek yok. Otonom düşürme ya. O az önce düşürdüm de yükseltti geri. Keyifsiz oldu. Yerimiz. Alman'dan daha çok adam yolladık. Evet. Bu da otonom düşürmedim ben. Ben düşürdüm de yani sana da şey... Bana neden yolladın? Düşürme diye görmüş olduk. O ne lan? Kingdom of Czechoslovakia dikleri var. Nasıl lan? Aa, o ne lan?
Polonya'dan herhalde. Aa evet. Evet. A, Polonya kazık atmış Alman'a. Hem de sağlam bir kazık atmış. O kazık çıkmaz hoca. Kan çıkar, o kazık çıkmaz. Bakacağız. Sovyet Polonya'yı destekliyordu en son. Vermemiş bu arada Çekoslovakya'yı. Bizim bir sorucumuz var paşam. Neye gidelim? Uçak gidelim mi artık? Evet, uçağa kaçak başlayabiliriz. Uçağa keşke onu daha erken gitseydik. Sizden bir ricam yapacağız var. Bir ricam var paşam. O da şudur. Biz alüminyum da basalım. Onu erkenden yapacağız, araştıralım. Yapacağız. Ya şu an şeyin durumu, Yunan'ın durumu kesinleşene kadar hiçbir şey yapamayız. Kingdom of Bohemia geldi. Eğer ki Alman Anschluss'u bekleseydi belki de atardı burada. Elier Hoca'nın... Geldi bizim aslanlar. Şimdi de ne azaman. Elier Hoca'nı atarız da şu an değil. Şu an bir bölgeye dikkatle bakmamız lazım. Biz kaç yılında eliminden saldırabiliyoruz? O biraz önemli. Biz çok hızlı var gol atabiliyoruz bu arada. Onu söyleyeyim sana. Kaç günde atabiliyoruz biliyor musun? Bu kim mi? Motherland First'a gidecek miyiz? Gerek yok aslında şu an. 10 günde girebiliyoruz. Önceki hükümet bize bir şey söyle, sizin gibi babalar var. Barbar. Şey Barbar. Biz çok barbar bir hükümetiz yazsın. Ey Roma köpeği. Senin. Attine midir ulan? Be ya. Yazamadım ama o mesajı aldım. Olsun, güzel. Abi şu okus çok iyi değil mi? Gittiğin şu anda. Neticede Türk'üm diyor yani. Bir dostumuz olmasın ya. Buraya bir garanti Türk'ten atayım da. Türk'ten başka dostum yok mu dedik. Yani, biz iki tane mi garanti atabiliyoruz? Herhalde. Neden? Atacağım. Sana bir garanti. Irak'la İran'a bir garanti atayım da ben. Kıvarırsa eğer ki... Lan geçene giydirdi efendim. Dostumuz yok ya. Efendim. Dostum diyebilir miyim peki ben size o zaman? Diyebilirsin. Almanları sevmem. Hani milliyetçi davranış şeyimiz var. Üzerime gelirsen orada dislike Germany yazısını görebilirsin. Ya efendim, bu Almanlar faşizan falan değiller zaten. Bunlar öyle sallıyorlar. Bağırıyor etrafa sağa sola bu bıyıklı adam. Bıyıklarını Alman... da düzgün kesememiş zaten. Alman demiyoruz efendim ona. Germen diyoruz. Ermen mi diyorsunuz? Ermen diyoruz. Efendim, bize de biraz kayıyor öyle deyince. Efendim, İçimizde var biraz. Onları Germen demişiz yani. Size doğru demişsiniz yani... ama doğru. Çok yakında kalmayacaklar zaten o siyahlılar. Hiç merak etmeyin. Siz buralara ne istiyorsunuz? Onlardan konuşalım. Efendim, biz buralara sizden birebir trade istiyoruz. Bizim alüminyum açıklarımız oluyor. Zaten biz şu anda sizden 2 çekiyoruz. Olur. Dur, ben alayım. Tamam. Vallahi işime geldi. Öyle bir anlaşmaya varabiliriz. Olur. Fransa'nın tekeri var mı? Maalesef ya. Alüminyum var mı? Fransa'nın alüminyum var. Alüminyum var. Alırız. Tamam dedim. Ben size ilk öncelikle şu yavrunuzu vereyim. Orada sırayla diğerlerini vereyim. Teşekkür ettik. Efendim, El Salvador'a dikkat etmenizi isterim bu arada. O da bize dikkat etsin. Şey diyeyim mi bu arada? Bütün parasını ondan aldım biliyor musunuz? 4 sivile sattım o 2 toprağı. Maşallah. Valla o da bize dikkat etsin. Nedenleri sonra söylemeyeceğim. Yunan'a girdi. Ya taş şahit emmekti, potasım gelmedi değil. Yok, hayır. Karagoy, umarım yetişiriz ya. Dayanıyor gibi. Dayanırsa üzeriz. Çok üzeriz. Bizim askerler kuvvetli. Hatta ben o askerlerimize bir de bir top gireyim ama.
Epe ile şey iki sivil alayım mı? Evet, o şey geldiği vakit hemen alacağız, ben tıkladım. Sen şeye bak, Civil War'a bak. Anti-communist rate atalım. Stability çok kötü durumda ya, baksana şuna. Hı-hı. Bu yolun sıkıntısı o.